Yayınımıza hoş geldiniz. Yuvarlak Masa toplantılarında bugün çok değerli bir konuğum var. Ta Hamburglardan kalkıp İstanbul'a geldi ve benim davetimi kırmayarak bizlerle birlikte bu masada toplantı yapmak üzere geldi. Aylin Bal Taylor'la birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Hoş bulduk Tuna Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Yuvarlak Masa toplantılarına beni de dahil ettiğiniz için rica ederim. Çok büyük mutluluk. Çok büyük mutluluk benim için. Aylin Hanım, siz Hamburg'da yaşıyorsunuz. Alman bir beyle evlisiniz zannediyorum. İngiliz bir beyle evlisiniz. Ve de Aylin Bal Taylor eczacı aslında bir bilim kadını. Bunun yanı sıra siz holografik sistem dediğimiz integratif medicine adını verdiğimiz bir yola da girdiniz. Yani bir yandan bilim, diğer yandan tamamlayıcı tıpla ilgileniyorsunuz. Bu yolculuk nasıl geçti? Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Aslında yolculuk uzun. Dün benim doğum günümdü. Çok uzun bir yolculuk var aslında burada. Güzel relatif olarak tabii. Teşekkür ederim. Eczacıyım. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezunum. Sonra orada asistan olarak kaldım. 2 yıl farmakolojide yüksek lisans yaptım. İlaçların biyoyararlanımı üzerine. Ondan sonra ilaç firmalarında bayağı çalıştım. Çok tabii bir sürü eğitimlerde vesaire. Sonra İngiltere'ye taşındım 1999 yılında. Orada tabii eczacılığım geçmemişti ve tekrar başladım eczacılık yeterliliğini almaya. Türkiye çünkü kabul edilmiyordu. Niye? Yani niye yeterli değil? Bu çok çok önemli bir nokta. Önemli. Burada üniversiteyi bitiriyorsunuz, stajlarınızı yapıyorsunuz, eğitimlerinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra yurt dışına gidiyorsunuz ve orada diyorlar ki yeterli değil bu eğitim. Nedir yetersiz olan? Yani bunun tabii politik ve sosyolojik sebepleri var. Evet. Tabii ki bence eğitimin burada aslında biraz tabii yargıya da girmek istemiyorum ama gerçekten eğitim de aslında yeterli değil. Ben evet. İngiltere'ye gidince gerçek mesleğimi orada anladım ne olduğunu. Çünkü 18 tane falan imtihandan geçtim. 2 yıl pre-registration pharmacist olarak çalıştım. Bayağı çok yani çalıştım diyebilirim. Ve o zaman anladım ki eczacılık aslında buymuş. Çünkü insanlara faydalı olabilmek, sadece ilaçları raftan alıp hastaya vermek değil, onun altında bir sürü farmakolojisini öğrendiğimiz bir sürü semptomları biz orada tedavi ediyorduk. Yani yarı doktor hale geliyorsunuz aşağı yukarı. Çünkü orada aynen öyle. Pratisyen hekimlerin okuduğu kitapları eczacılar bir arada okuyor. Evet. Gerçekten eczacı ve doktor çok yakın çalışıyor. Ben o kadar çok şey öğrendim ki, yani bunun mutluluğunu diyorum. İyi ki hani böyle bir fırsat vermiş hayat bana ki ne ben güzel. Bunu öğrenebildim. Hani bana ve kendi çevremdekilere de çok büyük faydası oldu tabii. Onun dışında tabii benim asıl spiritüel, holografik anlamda bunları hayata geçirmem ilk önce Reiki ile başladı. Evet. Bayağı yani 25 sene falan oldu herhalde o Reiki'yi öğreneli. Ondan sonra tabii onun bir iki ikisi. Ondan sonra asıl NLP ile başladı. Hmm. Neurolinguistic Programming. Evet. Neurolinguistic Programming, hipnoterapi, tarnal terapi ve Create Your Own Future tekniklerini İngiltere'de aldım. Ve o zaman sanki hayatımdan bu evin önündeki perde açılır, nasıl camdan ışık girer, benim sanki gözlerimdeki bir perde açıldı ve hayatı çok farklı görmeye başladım. Nedeninin arkasındaki nedenleri görmeye. Evet, görünenin arkasındaki nedenleri. Aynen öyle. Ve insanları tanımaya başladım. Çünkü önce kendini tanıyorsunuz tabii biliyorsunuz. Ondan sonra da insanları gerçekten NLP teknikleriyle karşındakiniyle nasıl komünikasyon olur, beden dili, göz hareketleri vesaire gerçekten çok iyi bir iletişimci haline geliyorsunuz iyi NLP bilirseniz. Dolayısıyla bana çok değişik kapılar açtı. Her eczacılığımı yaparken de İngiltere'de çok çok iyi yerlere gelmemi sağladı. Yaptığım işin hem
şey olarak, ücret olarak hem de kalite olarak en iyi yerlerde gelmemi sağladı. Çünkü yani basamakları size sıçratarak çok kolaylık sağladı gerçekten. Dolayısıyla hep onu söylüyorum. Aslında NLP inşallah bir gün okullarda öğretilir çocuklara. Çünkü çok iyi komünikasyon sağlıyor. Evet. Zaten çocukların da aslında böyle bir sistemin içine sokulmalı ve bu şekilde de eğitilmelidirler diye düşünüyorum. Aynen. Yani bakış açılarını biraz daha genişletmek, hayata daha derin ve geniş bakmalarını sağlayacak eğitimler de verilmeli diye düşünüyorum. Yurt dışında da yapıyorlar bunu diye biliyorum. Kişisel gelişim çalışmaları kesinlikle. Adı altında. Kesinlikle. Benim çünkü kızım İngiltere'de tabii doğdu ve büyüdü, orada okudu. Dolayısıyla da oradaki ben mesela kızımın o eğitimlerinde öğretilen dersleri ben belki 40 yaşında öğrendim. Ama benim kızım yani 10 yaşlarında o bilgileri biliyordu. Evet. Gerçekten Türkiye'deki eğitim sisteminin gerçekten tekrar bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Diyorsunuz. Aylin Hanım, siz şimdi Hamburg'da yaşıyorsunuz. Peki tabii ki dönemimiz dijital bir dönem olduğu için Türkiye ile olan irtibatınız hiç kesilmemiştir diye biliyorum. Burada yine Instagram üzerinden yapmış olduğunuz yayınlar veya herhangi akademilerde vermiş olduğunuz eğitimler var. Dolayısıyla Türkiye ile irtibat devam ediyor. Peki uyguladığınız şifa yöntemleri hangileridir ve ne gibi geri bildirimler alıyorsunuz? Çünkü birkaç tane şifa yöntemi saydınız. Bunların içinde hangileri daha yoğun kullanıyorsunuz? Onları bir dinleyelim sizden. Şöyle aslında hastalık değil, hasta vardır. Evet. Yani semptomları değil, hastaya odaklanıyorum ben. Çünkü her hasta kendi içinde özel, herkesin parmak izinin farklı olduğu gibi. Hani bir kişi bana geldiği zaman işte sigarayı bırakmak istiyorum dediği zaman ben ona direkt şunu uygularım diye bir şeyle girmiyorum. Önce tabii anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki travmaları nedir? Enerji bedenlerinde kalıntılar, tortular var mı? Niye sigaraya sarılıyor? Neyin eksikliğini yaşıyor hayatında? Aynen. Da onunla sigarayı kapatıyor, sigara içeri. Çok güzel. Evet, sonra? Ondan sonra yani neden oralara geldiğini, ilk anına, ilk sigara içtiğinin ilk anına gidiyoruz. İşte bunu tabii bilinçaltı yöntemleriyle yapıyoruz. Ondan sonra hayat tarzına, içtiği ilaçtan, yediği yemeklere kadar. Çünkü ben hep bu bütünsel sağlık olarak algılıyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Her şeye bütünsel bakmak lazım. Dolayısıyla her şeyini, nerede oturuyor, nasıl bir evde oturuyor, ekolojik mi, yediği yemekler nasıl, içtiği su doğru mu, aldığı ilaçlar, yeme tarzı nasıl gibi gibi o kadar bir bütünsel olarak bakmak gerekiyor ki bu tabii biraz uzun zaman alıyor. Ondan sonra tedaviye geçiyoruz. O anda tabii tedaviye de daha çok ne gerekiyorsa, her hastaya aynı olmuyor. Tabii ki. Bir takım NLP yöntemlerini, hipnoterapiyi kullanıyorum. İşte gelecekte kendinin bir amacı varsa, işte atıyorum sigarasız yaşamak istiyor. Sigarasız bir hayat nasıl istiyorsa onu Create Your Own Future tekniğiyle onu timeline'ına, geleceğine, zaman şeyine koyuyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Ben zaten bunları önce kendimde deneyimledim. Tabii o en iyi yöntem o. Kendinizle evet. Başlamak, kendinizle evet. Deneyimlemek, evet. Ondan sonra başkalarına şifa evet. Vermek. Dolayısıyla mesela şu andaki tabii olması gerektiği için de büyük resmi de görmek lazım. Hani büyük yaradanın izni olmadan zaten biz bunları bile isteyemeyiz aslında. Evet, evet. Hani ama ben bunların da farkında var olarak mesela kendi hayatımı, eşimin hayatını mesela biz hani yarattık demeyeyim ama arzu duyduk, bunu yapmak istedik ve bu teknikleri uyguladık. Zaten yukarıda belki böyle bir planla biz buraya geldiğimiz için zaten olması gerekiyordu. Biz bunun farkına vardık ve geleceğimizi yaratarak şu günkü halimdeyim. Mesela şu anda yaşadığım hayatı ben, evet. Gerçekten öyle. Bir size söyleyeyim, belki 5 yıl önce bu hayatın nasıl bir hayat istediğimin farkına vardım. Yapmam gereken teknikleri yaptım. Şu anda binlerce şükür ki yaşadığım, istediğim hayatı yaşıyorum. Bin şükür. Çok şükür. Tabii ki bu çalışmaları aktaran kişinin de hayatına baktığımız zaman
onun da gerçekten bu anlattıklarının kendi hayatında da oluştuğunu, var olduğunu da biz model olarak bunu aktarmak durumundayız. Yoksa hani bolluk bereketten bahsedip de bizim şükür duası içinde olmamamız, şu kadar ekmeğe bile şükrettiğiniz zaman işte o bolluk berekettir diyoruz. Peki sizin yayınlarınıza baktığımız zaman, hani florür kullanmayın veya şunu kullanın bunu, yani daha biraz eczacı bilim yönüne bir girelim. Kişilere rahatsızlık verecek, zararlı olacak neler vardır ve bunun yerine neleri koyabiliriz diye bir soru geldi aklıma. Biraz bundan bahseder misiniz? Bütünsel sağlık dedik. Gerçekten bütünsel sağlık demek fiziksel olarak, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik ve denge hali diyoruz. Evet. İşte sosyal yönden ve ruhi yönden okey, her şeyi hallettik ama fiziksel sağlığımız, bu boyutta yaşarken fiziksel sağlığımıza da bakmamız gerekiyor. Tabii bizim ki. Çünkü bir mabedimiz burada. Aynen, yaşarken. Evet. Çünkü fiziksel sağlığınız kötü olsa gerçekten sorun yaşarsın. Dolayısıyla tavsiyelerim şöyle. İlk önce Hipokrat'tan başlayabiliriz. Yiyecekleriniz ilaçlarınız, ilaçlarınız yiyecekleriniz der. Tamam, çok güzel. Dolayısıyla önce yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yediğimize ve nasıl yediğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kısacası frekansı yüksek yiyeceklerle beslenmemiz lazım. Nasıl anlayacağız bu frekansı? Nasıl anlayacağız? Yüksek? Alkali beslenme de yapacağız. Hmm. Alkali beslenmek nedir? Taze, plant-based diet dediğimiz, yani bitki bazlı beslenme. Bol bol sebze, yeşillik, o tarz yemekler. Sebze ve meyve. Ama tabii nasıl yediğimiz de önemli. Meyve yiyeceğiz ama meyveyi akşam yemeyeceğiz mesela. Meyveleri sabah yiyeceğiz. En geç 12'ye kadar. Ya benim canım çekiyor. Akşamları bir portakal i̇şte yemek istiyorum. Çünkü fruktoz mesela. Fruktoz çok yani melek bir şey değil. Dolayısıyla ne kadar ve ne zaman yediğimizi tabii ki yiyeceğiz ama hani bir porsiyon yiyeceğiz ama mümkünse sabah yiyeceğiz. Dolayısıyla hazmetme açısından herhalde değil şeker mi? Şeker vücutta şey oluyor, depo oluyor. Yağ olarak depo oluyor ve insülin rezistansı problemi açıklıyor. Şöyle açıklayayım. Siz mesela şu anda atıyorum bir tane çikolata yedik ya da bir tane fındık yedik şu anda ağzınıza attık. Hemen insülin salgılıyor vücudumuz. İnsülin salgılayınca tabii vücut diyor ki tamam bir yemek geldi, sen bunu hemen bir öğüt bakalım, şeker geliyor çünkü o şekeri, çünkü şekeri glukoza dönüşüyor, kanda oluşan şekeri kan hücre için almaya çalışıyor. İnsülinin yaptığı bu, böyle olunca çok büyük efor sarf ediyor. Ama siz her iki saatte bir yemek yerseniz, çok küçük de olsa bir meyve yedim derseniz mesela ara öğünü kahvaltıdan sonra, tekrar insülin salgılanıyor. Bu ne demek oluyor? Vücudunuza onu, metabolizmanızı düzenleyecek vakit bırakmıyorsunuz. Çünkü yemek yedikten 4-5 saat sonra artık insülinin işi bitiyor. Ondan sonra leptin hormonu salgılanmaya başlıyor. İyi de bu söyledikleriniz çok çok güzel. Bunu diyetisyenler de söylüyorlar ama insanların belli bir alışkanlıkları var. Hani bebekleri büyüttüğümüz zaman çocuklarımızı büyütüyoruz. 3 saatte bir şeyler yedirirdik. Tabii o zaman bebekti, beslenmesi lazım. Sonra çocuk olduk, yine okula gittik, beslenme saatleri. 5 tane öğün günde, yani 3 saatte bir. Bu bir alışkanlığa dönüştüğü zaman yetişkin durumuna geldiğimizde kahvaltı ediyoruz, 3 saat sonra şey yesem diyoruz. Bu alışkanlığı nasıl dönüştürebiliriz? Ne yediğiniz? Şimdi kahvaltıda kaliteli, doğru yiyecekleri yerseniz 3 saat sonra karnınız acıkmaz. Evet. Ne yiyeceksiniz? Protein, işte yumurta, peynir. Zeytin. Peyniri yerken de keçi ya da koyun peyniri mesela. Bol bol zeytin, bol bol yeşillik, roka, maydanoz, işte mevsimine göre domates, salatalık mevsiminde, i̇şte biber. Bunlar frekansı yüksek olan. Kesinlikle. Evet. İşte şey yemek lazım bir de, hani mevsimine göre beslenmek. İşte domatesi kışın artık kalmadı ki. Yani kışın patlıcan yiyoruz, yazın lahana yiyoruz. Öyle. Bunların hepsi buzhane yemekleri oldu. Mevsim karıştı. Aynen, mevsiminde yemek gerekiyor. Evet. Kışın turp yiyin mesela. Evet. Ama yazında domates yiyin. Evet. Ondan sonra işte bir porsiyon meyve yiyebilirsiniz mesela onun üstüne. Biraz badem ya da ceviz mesela ekmek yerine. Glüten, tabii glüten en önemli şey buraya gelsin. Glüten, şeker,
inek ve inek ürünlerini aslında gerçekten yememiz gerekiyor. Ya bu gluten sözcüğü, ben küçükken tabii benim yaşım ilerledi, 65 yaşındayım. Hiç gluten diye bir şey duymadım. Yok. Ben annemin evinde. Yani öyle glütenmiş, glütenli. Glüten ne demek? Glüten ekmeğin içinde olan bir madde. Ve şu anda aslında bağırsaklarımız onlar yapışıyor. Biz mesela hatırlarım İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde bizim derslerimizde biz glüten undan gluteni çıkarttığımızı hatırlıyorum. Çünkü o suyla karıştırdığınız zaman böyle yapış yapış bir şey olur. Hatırlar mısınız hani hamur yaparken, hani ekmek yoğururken filan? O yapışkan madde bizim bağırsaklarımıza da yapışıyor. Birincisi en kötüsü o. İkincisi bir de artık Türkiye'de katkı maddeleri var ekmeklerde. Ama Avrupa'da mesela bunlar belli standartlar olduğu için ekmekte o katkı maddeleri yok. İstanbul'daki, Türkiye'deki ekmekle Almanya'daki ekmek arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla gerçekten karbonhidrat yememek lazım. Tabii siz bana soruyorsunuz, sen yemiyor musun? %80 yememeye çalışıyorum, %20 yiyorum. Mesela şu anda tatildeyim, gerçekten yedim ama hani mümkün olduğunca seçerek yiyorum. Hı hı. Gerçekten işte yemeğin yanında pilav ya da patates geldiği zaman yemiyorum. Hı hı. Ama çok canım çekti, dün bir yere gittik mesela harika bir özel bir pilavı vardı, onu yedim mesela. Hı hı. Ama hani böyle böyle yavaş yavaş azaltmak lazım. Hı hı. Dolayısıyla aslında iyi bir kahvaltı, protein ağırlıklı, sebze ağırlıklı, yeşillik ağırlıklı, güzel bir kahvaltıdan sonra ekmeksiz, zaten karnımız acıkmıyor. Yani en az zaten 4-5 saat hiçbir şey yemememiz lazım, biliyor musunuz? Yemekler arası. Ki bu leptin hormonuna salgılanmasına izin verelim. O da bizim zaten metabolizmamızı düzenliyor. Kilomuzu ayarlıyor. Hı-hı. Yani siz de bakın, çok iyi beslenenlerin dimdiktir. Vücudu, cildi çok iyidir ama çok çok işte makarna, sebze, tahıl, onları yerseniz, bol bol sütlü tatlı, şeker yerseniz olmuyor. Yani gerçekten vücudunuza izin vermiyorsunuz bunları yapması. Bir de en önemli şey aslında oruç. Yani kadim dinlerde de vardır. Evet. Oruç tutulur belli zamanda vesaire. Ben çocukken aman derdim, bu ne anlamı var? Ama ne kadar önemli gerçekten. Bir detoks yani. Bir detoks. Çünkü hem nefsi hem bedeni. Çok çok da mantıklı. Çok anlamlı. Hı-hı. Dolayısıyla dinlere konmuş. Çok iyi bir şey bu aslında. Çünkü 16 saat aç kaldığınız zaman minimum vücudunuzda grelin hormonu, leptin hormonu salgılanıyor. Bu hormonlar sizin vücudunuzun yeni hücreler salgılanmasına, detoks yapmanıza, kanserli hücreler hepimizde var. Geliyor gidiyor. Bu oluşan kanserli hücrelerinin yok edilmesine, fagositozla birlikte öyle derler. Ve yeni hücrelerin oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da yenileniyorsunuz aslında. Harika. Biz 21 gün, 28 gün önceki Tuna ya da Aylin değiliz şu anda. Çünkü bizim hücrelerimiz yenileniyor. Ama biz işte o periyodun başında doğru şeyler yaparak, doğru yiyecekler yiyerek, egzersiz yaparak, doğru nefes alarak, frekansı yüksek müzik dinleyerek, kendimizi toksinlerden koruyarak bir hayat felsefe yaparsak, bütünsel sağlık olarak 28 gün sonra hücrelerimiz çok daha güzel, canlı canlı taze hücreler olacak. Dolayısıyla harika. Çok çok önemli. Yani yalnız gıdayla değil ama gıdayla başlamak lazım. Gıdamızı dengelemek lazım. Onun yanı sıra tabii ki açık havaya çıkmak, ormanlarda dolaşmak, oksijen almak. Bir de bunun yanı sıra madem ki bütüncül çalışmanın içine girdiniz ve bunları uyguluyorsunuz, en önemlisi duygu ve düşüncelerimizi dengelemek. Her olayın içinde bir pozitif yan bulabilmek, algımızı değiştirmek. Çünkü algımız değiştiği zaman ve pozitif bir şekilde hayata baktığımız zaman daha neşeli, daha mutlu. Tabii ki üzüleceğiz, tabii ki negatif duygular da var. Tamamen nirvana'ya ulaşmış bir insan gibi dolaşmayacağız ama bunları taşımayacağız. Taşımamak gerekiyor. Kızabiliriz, öfkelenebiliriz, insanız neticede. Ama orada kalsın. Kızdın, boşalttın ve bitti gibi.
Peki ne kullanalım ne kullanmayalım? Florör üzerinde çok konuşuyorsunuz mesela florörlü veya işte Covid zamanında Covid'den bağışıklık sistemimizi nasıl yüksek tutabiliriz gibi bunları da anlatıyorsunuz. Biraz tabii ki neler yapalım? Neler yapalım? Önce dediğimiz gibi fizikselden bahsettik. Beslenmemize dikkat edelim. Spor yapmamız gerekiyor. Yani spor benim dediğim işte treadmill'in üstüne çıkıp koşmak anlamındaki spordan bahsetmiyorum. Ama biraz hareket. Vücudumuzun esnekliğini korumamız lazım. Mesela herkesin bir yöntemi var. Hiçbir şey bilmiyorsanız beden hareketleri yapabilirsiniz sabahleyin. İşte sağa sola vücudunuzu oynatın. İşte mesela yoganın güzel hareketleri var. Onların birkaç tanesini yapabilirler. Çünkü burada enerjinin vücudumuzda akması gerekiyor. Evet. Ama fiziksel olarak da orta bir eklemlerimizin hareket etmesi gerekiyor. Çok çok önemli. Onun dışında siz de bahsettiğiniz oksijen çok çok önemli. Dışarıda bol bol temiz havada yürümek, yeşillikte, frekansı yüksek yerler neresi? Aslında ormanlar. Ormanlar. Her gün mümkünse en az 30-40 dakika yürümek. Evet. Hiç spor yapamıyorsanız bile işe giderken yürüyor. Aynen. Yani sabahları vaktim yok mesela deniyor. Sabahleyin otobüsle bir yere gidiyorsanız iş yerinden biraz önce inip iş yerine kadar yürümekte fayda var diyoruz. Evet. Vücut kaslarının gelişmesi için. Kesinlikle. Peki. Ben florüre taktım. Okey, oraya geleceğim. Şimdi sabah kalktık. Mesela bir ritüelden bahsedeyim. Sabah kalktınız. Ben hep hastalarıma da eğitimlerde de bunu söylüyorum. Sabah kalktınız. Yavaş kalkın yerinizden. Evet. Direkt zıplamayın. Tabii ki çalışanlar var, okula gidenler var. Genelde saat kuruyorlar. O kadar kötü bir şey ki bu bizim ruhumuza ve bedenimize böyle anında bir şey, savaş kaç modunu veriyoruz. O alarmla uyanmak çok kötü bir şey aslında. Mümkünse hani yatmadan önce şu saatte kalkacağım diyeyim, eğitin bilinçaltınızı ve kendiliğinden kalkın. Ama çok iyi anlıyorum tabii, yetişmeniz gereken yerler olabiliyor. Rüyaları hatırlamak için bile biz bunu söylüyoruz. Yani bir bilinçten bir bilince geçiyoruz. Bilinçaltından gündelik bilincimize geçiyoruz. Orada bile uyandığınızda 2-3 dakika bir durun. Fragmanları hatırlamamız bu yolla oluyor. Ondan sonra gündelik bilincinize geçin diye. Onun için böyle birden... Aynen, mümkünse yavaş yavaş kalkın. Ondan sonra bir camı açın. Bir burnunuza nefes çekin 3 kere. Hiçbir şey yapamıyorsanız burnunuzdan alın, ağzınızdan verin. Sonra burada bir timus bezimiz var. Evet. O timus bezimize biraz vurun. Enerjiniz artsın. Evet. Ondan sonra banyoya gittiniz. Banyoda işte ihtiyacınızı gördüğünüzü gördükten sonra ilk ağzınızdan çıkan tükürüğü yutmayın. Çünkü bütün gece orada bakteriler ağzımızda, iyi kötü bakteriler bayağı hareketteler, faaliyetteler. Zaten ağzınızda tuhaf bir şey olur. O zaten ilk tükürüğü atın. Ondan sonra bunu kuru ağız diyoruz biz. Yağ çekebilirsiniz. Oil pulling denen yağ çekme işlemi var. Bu 4500 yıllık ayurvedik yaşam tarzında vardır. Susam yağıyla olabilir, Hindistan cevizi yağıyla olabilir, ayçiçek yağı pek önermiyorum ama hiç yoktan iyidir. Zeytinyağı olabilir. Bir kaşık alın ağzınıza, 5-7 dakika ağzınıza çevirin. İlk başta biraz çok zor geliyor bu ama bütün ağzınızdaki o toksinleri yağa geçiyor ve ondan sonra tükürün. Ağzınızı temizlemiş oluyorsunuz. Florürsüz diş macunu. Bunu buradan seyircilerimize söyleyelim. Lütfen artık florürlü diş macunu kullanmayın. Çünkü florür aslında bakarsanız internette rat poison diye geçer. Yani zehir. Sonuçta biz bunlar tabii üçüncü gözümüzü kapatıyor, enerjimizi düşürüyor. Hem de vücudumuza toksik etkiler yapıyor. Yani bunları ben hep onu söylüyorum. Ben bunu söylüyorum diye direkt yapmayın. Ya da bir doktor. Araştırın mutlaka. Kendiniz araştırın. Araştırın, bakın. Yaradan bize bir filtre vermiş. Evet. Adı beyin. Evet. Dolayısıyla araştırın, kendiniz karar verin ama gerçekten ben hep bunu söylüyorum. Lütfen florürsüz diş macunuyla dişlerinizi fırçalayın. Evet. Bu çok çok önemli. Çocuklarınıza bakarsanız ilk 3 yaşta çocuk diş macunlarında florür yoktur zaten.
Dolayısıyla da çocuklarınıza da dikkat edin, ömür boyu florsüz diş macunu kullansınlar. Önemli. Bu kadar şey. Zararlı bir madde peki niçin kullanılıyor? Kesinlikle. Niçin kullanılıyor? İşte bunu aslında niçin kullanılıyor? Tabii biraz fikir, soru işareti. Biraz soru işareti. Tabii bunu bir takım fikrim var niye kullanıldığına dair ama bu bizim konumuz değil. Onu bir başka platformda bırakalım. Peki, çok güzel. Covid. Covid tabii aslında bir virüs biliyorsunuz. Yıllardır biz okulda da öyle, yani okul hayatında, öğrencilik hayatında, sonra İngiltere'de 20 küsur yıl yaptığım eczacılık hayatında bizde çünkü orada sürekli devam eden eğitimlerim var. Ben hala onun eğitimini yapıp yıl sonunda Pharmaceutical Society'yi beyan ediyorum şu şeyle çalıştım diye. Orada da hala okuyoruz mesela. Dolayısıyla çok kesin bu bir fakt yani. İngilizce fakt derler. Bu böyle bir gerçeklik de. Covid aslında bildiğimiz grip virüsünün çok daha ağır olan bir hali. Yani yepyeni bir virüs değil aslında. Dünyanın. Mütasyona uğramış bir virüsü de diyebiliriz. Hani SARS'ları falan geçirdik. Zaten 19 deniyor herhalde. Bunun evet, bir background'ında 19 tane grip çeşidi de olmuş olabilir. Kesinlikle. Yani kabul ediyorum. Tabii ki önlememizi almamız gerekiyor. Ama hani kendimizi de korku frekansında tutup da ne yapacağım, ne edeceğim, öldüm, bittim. Hani bu şekilde insanlara çok korkutmak oluyorlar. Çok çok önemli. Yani frekansımızı, COVID'in frekansını tutmamamız gerekiyor. Şimdi normal bir sağlıklı... Çok düşük bir frekans olduğu için de bizim de frekans olarak düşük duygumuz korku. O yüzden ne kadar çok korkarsak o COVID'i de çekme imkanımız yoğun daha fazla oluyor. Aynen öyle. Uzak durmak, çok fazla denene dikkat etmemek, tabii de kendimizi de korumak, maskemizi şunu bunu filan ama korkudan da uzak durmak. Kesinlikle yapmamız gereken neler varsa yapmalıyız. Tabii ki tedbirlerimizi alacağız kesinlikle. Gerektiği yerde çok kalabalık yerde maske takacağız. Çok kalabalık yerlere mümkünse gitmeyeceğiz. Mesafemizi koruyacağız, temizlik şeylerine dikkat edeceğiz ama korku frekansını hissettiğiniz zaman sizin de söylediğiniz gibi frekansımız normalde 60 civarında sağlıklı. Hani ölümde falan 20-30 böyle hastalandıkça düşüyor çünkü. Evet. COVID'in frekansını düştüğünüz zaman zaten aynı frekansta olduğu zaman sizin üzerinizde kalıyor. Ama sizin frekansınız yüksek ise ve COVID'le karşılaşırsanız olabilir. Sizin frekansı yüksek, yanınıza biri geldi COVID'le. Siz virüs sizin üstünüze gelse bile yaşayamıyor. Dolayısıyla da altından geçip gidiyor. Evet. Aynen öyle. Bir de immün sisteminiz yani bağışıklık sisteminizi yüksek tutarsanız, doğru alkali beslenirseniz, D vitamininizi seviyelerinizi yüksek tutarsanız, C vitamini alırsanız, çinko, magnezyum seviyelerinizi ölçtürüp ona göre alırsanız, yani gelse bile duramıyor. Bu dolayısıyla orada. Spiritüel alanda ne derler? Önce kendini bil. Yani kendini bilip kendinle uğraşmak gerekiyor. Nasıl daha iyi sağlıklı olabilir? Nasıl frekansın daha yüksek olabilir? Ben bu dünyaya niye geldim vesaire soruları gibi. Önce aslında kendimizle biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Kendimizin bağışıklık sistemini de yüksek tuttuğumuz zaman COVID gelse bile bizi zarar veremiyor. Ama en önemlisi burada aslında mesajı D vitamini seviyelerini herkes ölçtürsün. D3'ü K2 ile birlikte alsınlar. Dolayısıyla da çok çok önemli. Yani bakıyorum ben COVID olanlara mesela sonra soruyorum sen D vitamini alıyor musun? D vitamini almıyorlar çoğu. Dolayısıyla hani kafadan da almamak lazım. Doktorunuza danışarak bunları kullanın. Tahminini yaptıracaksınız. Kesinlikle. Evet. Yani seviyelerine baktığınız D vitaminlerinizi eksik etmeyin. Evet. Çünkü yaz geldi yine aslında bir konuya değinmek istiyorum. Güneş kremleri. Nasıl güneşleneceğiz? Evet. Aslında güneşlenmeden 15 dakika güneşe çıkıp o D vitaminini absorbe etmenin çok yararını anlatıyor uzmanlar. Çok güzel. Evet. Şimdi bize çocukken, çok küçükken bizim bütün yazımız deniz kıyısında geçerdi. O zaman hiç güneş kremi kullanmazdık. Evet. Çok şükür. Hiçbir şey yok. Ama belki hani o zaman güneş o kadar değildi. Evet, ama filtrasyonlar vardı. Filtrasyonlar. Evet. Birçok etken var. Bütünsel olarak var. Evet. Ama bugünlerde yapmamız gereken atıyorum
şeyde Emirgan, siz Emirgan'da oturuyorsunuz. Emirgan'ın güneşini ilk geldiği saatlere bakmamız gerekiyor. Hmm. Online girebilirsiniz. Emirgan'da öyle bir web sayfası var. Güneş.com, ben Instagram sayfamda söylüyordum barkodlarda. Oraya giriyorsun. Mesela çıkıyor örneğin, şu anda bilmiyorum da. 1 ila 1,5 arası Emirgan'da güneş direkt dik geliyor. O saatlerde muhakkak ve muhakkak güneş kremsiz, mümkün olduğunca vücudunuzun metrekare olarak çok açık, güneşlenmeniz gerekiyor. Ve vücudunuz D vitamini zaten salgılıyor ve üretiyor. Aslında D vitamini bir hormon, vitamin değil. Vücudumuz D vitamini yapıyor. Ama buna izin vermek gerekiyor. İşte bu yarım saatte güneşe çıktığınız zaman hiç güneş kremsiz güneşlenebilirsiniz. Ama daha sonra güneşte kalmak istiyorsanız o zaman o güneş zaman kreminizi sürüp ondan sonra devam edin. Böylece vücudumuz çok akıllı. Evet, hayır ki en bilge yanımız bizim vücudumuz. Evet, yani vücudumuza izin vermek lazım. Vücudumuzu dinlememiz lazım. Eğer biz vücudumuzla ahenkli ve paralel yaşarsak o zaten ne yapması gerektiğini biliyor. Hava karardığında uyursak, güneş sabah olduğunda uyanırsak, acıktığımız zaman yersek, hissettiğimiz durduğumuz zaman yemek yemeyi bıraksak, doğal beslensek, işte televizyonda reklamı olmayan yiyeceklerle beslensek, hiç siz yumurta reklamı gördünüz televizyonda. Valla ben çok uzun zamandır televizyon evet, izlemiyorum. Çok yani güzel. O da önemli bir etken aslında. Evet. Ondan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla televizyonda olan paketlere girmiş hiçbir gıdayı yemeyin. Tabii bunu ne kadar yapabileceğim? Söylemesi kolay, yapması zor deniyor ama mümkün olduğunca %80 bunu yapabiliyorsanız zaten vücut onu kompanse edecektir. Ay ne kadar güzel anlatıyorsunuz Aylin Hanım. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür vallahi ederim. Sizinle sohbet etmek harikulade. Peki bu bütüncül çalışmanın tabii ki önce fiziksel olarak nasıl toparlanmamız gerektiğini anlattınız. Gıdamız, dışarı ve bir disiplin, yani yaşam disiplini içine girmemiz için önerilerde bulunuyorsunuz. Peki bunun yanı sıra ruhsal alanda neler yapacağız? O da çok çok önemli. Evet. Zaten en önemlisi, yani aslında her şey çok önemli. Bütünsel evet. Baktığımız zaman çok güzel bir soru gerçekten. Şöyle diyorum, herkes şu soruyu kendisine sorsun. Ben niye buradayım? Evet. Bu gezegende işim ne? Ya ben kimim? Ben kimim? Evet. Yani biz sadece işte yemek yiyen, işte okula giden, meslek sahibi olan, ev alan, araba alan, yemek yiyen, sokakta gezen, öyle bir bizim amacımız bu değil. Yani ne olduğunu sormamız lazım. Bu soruları sordukça bütün kapılar açılıyor. Çünkü gerekli kişiler derler ya, öğrenci hazır olduğu zaman öğretmen karşısına çıkar. Öyle oluyor zaten. Dolayısıyla bu sorularla başlasın. Bu soruları başladığınız zaman zaten yavaş yavaş oraya doğru gidiyorsunuz. Ama kim olduğumuzu önce anlamamız lazım. Hayat amacımız nedir? Birçok insan uyuyor, büyüyor, okula gidiyor, yaşıyor, ölüyor. Otomatik yaşıyoruz. Yani bu şekilde büyüdüğümüz zaman okula gitmek lazım. Mışlarla ve şeylerle, melimalılarla, olmalılarla yaşayan otomat bir insandan daha bilinçli, daha farkındalıklı bir insan olma çabası içine girmek gerekiyor. Zaten de sistem sokuyor yani. Evet. Bir süre sonra yaşadığınız mutsuzluğun katsayısı arttığı zaman sistem bir tokat indiriyor. Ardından da seni farkındalıklı bir yola sokuyor. Evet, bize başka neler söylemek istersiniz son olarak? Sizi bir daha alacağız Aylin Hanım. İnşallah. Yani tabii ki bırakmayacağız seve sizi. Seve. Çok teşekkür son ederim. Olarak neler söylemek son istersiniz? Son olarak lütfen bu soruları sorsunlar. Ben kimim? Hayat amacım nedir? Niye bu dünyaya doğdum? Onların farkına varsınlar ki bir ömür boşa gitmesin. Evet. Yediklerine, içtiklerine, dinledikleri müziklere çok dikkat etsinler. Çok önemli. Evet. Frekansı yüksek müzikler evet. Dinlesinler. Uçucu yağlardan frekansı yüksek, en yüksek olan gül uçucu yağından, gül kokusundan, gül bitkisinden faydalansınlar. En önemlisinde çevresindeki 5 kişiye çok dikkat etsinler. Çünkü biz aslında çevremizdeki 5 kişinin ortalamasıyız. Aa, bu çok güzeldi. Biraz açın bunu. Açar mısınız? Çevremizdeki 5 kişi.
Evet. Ben düşünüyorum. Beş kişi kim var diye. Biz onların ortalaması istiyorsunuz. Yani bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu insanların yapıp etmelerine, uyumlu hallerine, sevgi dolu hallerine mi bakacağız? Onun ortalamasını alacak. Nasıl olacak bu? Peki şöyle açıklayabilirim. Hepimiz bir enerji yumağıyız. Evet. Öyle değil mi? Evet. Hepimiz enerjiyiz. Evet. Şimdi çevremizdeki 5 kişinin enerjisi de yüksek enerjili, frekanslı insanlar olunca bizim de ortalama olarak, çünkü fizik kurallığında dengeye gelir. Hani eskiden o boruları vardı, işte Newton'un fiziğinde anlatıları bunlar. Hani su burada, ötekisi burada. Bir yere koyarsanız aynı yere gelir. Evet. Siz yüksek frekanslı, değerli insanlarla bir araya gelirsiniz. Onların bilgisini, öğretisini, alışkanlıklarını, frekansını alırsınız. Yaşam tarzları, yaşama bakış açılarını, nasıl algıladıklarını, olayları. Bu galiba duygular bulaşıcıdır diye bir şey var. Size de bulaşmaya başlar. Üzüm üzüme baka baka kararır ya. Aynen. Bu çok güzel bir özdeyiştir. Evet, bu benim hoşuma gitti. Ben bunu kullanacağım Aylin Hanım. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Etrafınızdaki 5 kişiye bakın, siz onların ortalamasısınız. Kesinlikle dediğine. Öyle. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Kimle arkadaşlık ediyorsunuz? Zaten eski şeylerde de söylerler. Bana kim oldu, arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla çevrenizdeki arkadaşlık ettiğiniz, muhabbet ettiğiniz kişilere dikkat edin. Çünkü sizi iyi yerlere de getirebilirler. Düşünebilirler. Çünkü biz hepimiz çok çok kıymetliyiz. Birebir, biricik varlıklarız. Doğru. Hepimiz parmak izimiz gibi birimizden falan. Aslında hepimiz bir bütünün bir parçasıyız. Birbirimize görünmez ipliklerle bağlıyız. Yani biraz hani aklımızı ve kalbimizi dengede kullanıp bunlara çok dikkat ederek çevremizdeki insanlara, bizi yukarı çekecek insanlarla arkadaşlık edelim diyorum. Harika. Ne güzel bir sohbetti değil mi sevgili izleyiciler? Aylin Hanım'ı bırakmayacağız. Daha sonra bir video daha çekeceğiz. Hamburg'a dönmeden biz Aylin Hanım'ı tekrar yuvarlak masa toplantılarına davet edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.